gittin koca yetişir bir uçtan uca. İlkokulu bitirdikten sonra babam okumama izin vermedi. Devamında ortaokulu, liseyi, sonra da 4 yıllık kamu yönetimi bölümünü bitirdim. Daha sonrasında şiir yazmaya, beste yapmaya başladım. Devamında Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu bir sınava katıldım ve halk şairliği unvanını aldım. Sanatçı tanıtım kartını. Onun halinde 8-9 aydır kahramanlık türküleri yapıyorum. Milli mücadele kahramanlarımız için. Kamçana olmuş gözü, vatanına hizmet özü, dikkatle dinlenir sözü, kahraman Vahrettin Hoca, yetişir bir uçtan uca. Bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşta da en etkili ordumuz, biliyorsunuz, sağlık ordusu. Onun da bir komutanı var, Fahrettin Koca. Gerçekten can kulağıyla dinliyoruz her gün. Heyecanla bekliyoruz, acaba bugün ne oldu? İyiye gidiş var mı? O yüzden Fahrettin Koca bizim için artık bir hayatımızın parçası oldu. O yüzden dedim ya, düşünürken o da bir kahraman. Hani yaşayan bir kahraman. Bir de ona türkü yapayım dedim. Bunu yeğenime açtım işte. Hala çok güzel olur dedi. İşte ilk gün şiirini yazdım. İkinci gün çabaladım, beste gelmiyor, bayağı bir uğraştım. Maskemi taktım, bir dedim dışarı çıkayım, belki ilham perilerim gelir. Yolda yürürken bir yaşlı teyze seslendi bana. Dedim acaba bana mı sesleniyor? Geri döndüm, teyze bana mı seslendin? Evet yavrum ya dedi. Bana 3 tane ekmek alır mısın? Tabii teyze dedim. 3 ekmeği eline verdim dedi, Allah'ım seni darda koymasın, işini gücünü rast getirsin dedi. Sağ ol teyzem dedim, bu duan yeter bana. Oradan geldim eve, 5 dakika sürdü sürmedi, ondan sonra da bestesini yaptım. İnşallah beğenir kendisi de. Layık değil ama bu kadar yapabildim. Dünya der ki gurur duydum, ne dedi?